Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere pizza tarifi vereceğim. Maya derdiyle falan uğraşmayacağız, hamuru bekletmeyeceğiz. Hemen yoğurup üzerine malzemelerini dizip fırına atacağız. Çünkü kabartma tozuyla yapacağız. Öncesinde bunun tavada olanını yapmıştım. Bu sefer de fırında yapacağız ve hazırladığım malzemeyle ortalama 3 tane kadar orta boydan biraz daha büyük pizza olacak. Hemen malzemelerimi katıyorum. 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Böyle çok hafif ılık olsun, çok ısıtmayın. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 adet yumurta. Sütünüzü çok sıcak yaparsanız bu esnada yumurtanız pişecektir. Bunları çekiyorum. Süt yerine arzu ederseniz 1 su bardağı yoğurt ilave edebilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Klasik bardaklı ölçeceğim. Ortalama bir 4 su bardağı kadar un gidecektir. Sizlere sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. 2. İlk aşamada 3 tane katıyorum. Dördüncüyü de yanıma alayım. Elimi hamura soktuktan sonra biraz zorlayabilir beni. Hamuru güzelce ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Bir bardak daha katayım. Şimdiye kadar 4 bardak kattım. Bir bardak daha yavaş yavaş katıp hamurumu toparlıyorum. Hamuru toparladım. 5 su bardağı un tam geldi. Toparladıktan sonra ellerimi yıkadım. Şimdi artık masamın üzerinde hamurumu toparlayacağım. Birazcık un serptim. Daha rahat yoğurmak için. En az 2-3 dakika böyle yoğurun hamurunuzu. Daha iyi sonuç alacaksınızdır. Ununuzu her zaman yavaş yavaş ilave edin. Ben de 5 su bardağı gitti ama sizlerde daha az bile gidebilir. Hamurun kıvamını yakından da göstereyim. Gayet güzel kıvamı oldu. Hafif böyle elime yapışıyor ama kesinlikle un ilave etmeyin. Sert olmasın. Malzemeleri hazırlayana kadar hamurunuzu dinlendirebilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa hemen de kullanabilirsiniz hamurunuzu. Ben şimdi birazcık kenara alayım. Malzemelerimi hazırlayana kadar beklesin. Malzemelerimi yanıma aldım. Ben öncesinde başlamadan önce malzemelerimi doğramıştım. Hemen üzerine süreceğim. Salçalı sos hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 çay bardağı dolusu domates sosu. 1 tatlı kaşığı da kekik katıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Çırpıyorum bunları. Sosu da kenara kaldırıyorum. Yeterince kaşarı rendeledim. Onu da kenara alacağım. Hangi malzemeleri kullanacağım onları da göstereyim. Bir miktar sosis, sucuk, mantar, kırmızı biber, yeşil biber. Birkaç tane de üzerine renk vermesi için zeytin katacağım, siyah zeytin. Tüm malzemelerimi kenara alıyorum. Ben bununla 3 tane orta boy pizza yapacağım. Sizlere bir tanesini yapıp göstereceğim. Ben diğerlerine devam edeceğim. Yoksa videom çok uzar 3 tanesini de gösterirsem. Hamuru tezgaha alıyorum. Uzun şerit haline getiriyorum. 3 çeşit parçaya böleceğim. Çünkü kabartma tozlu bir hamur olduğu için kabaracaktır. Şöyle büyük oldu. Yuvarlıyorum. Kenara alacağım. Hamurların
üzerini örteyim, orada dinlensin. Bir miktar da un alacağım yanıma. Şöyle serpiyorum birazcık. Çok az, çok değil. Merdane ile açıyorum. Bunu mayalı gibi düşünmeyin. Biraz daha ince yapın. İçinde kabartma tozu olduğu için olabildiğince kabaracaktır. Açıldığı kadar açtım. Artık yeterli. Hamuru bir kere şöyle kaldırıyorum. Şöyle çeviriyorum. Yağlı kağıdı seriyorum ve üzerine koyuyorum. Eğer tam yuvarlak yapamazsanız herhangi bir kapakla, yuvarlak kapakla hamurunuzu tam yuvarlak yapabilirsiniz. Benim için gayet iyi. Yağlı kağıdı üzerine aldım. Direkt tepsiye götürebileceğim için burada yapacağım işlemi. Sostan üzerine sürüyorum. Bu esnada fırınımı da açtım, ısındı. Hemen yapıp fırını atıp pişireceğim. Hızlı bir şekilde. Sosu sürdükten sonra üzerine kaşarını döküyorum. Çatalla falan delmiyorum. Çünkü hamuru ince yaptım. Maya dolmadığı için maya gibi kabarmayacak. Sucuklar atıyorum. Birazcık şöyle birer santim kadar hemen hemen kenarları boş bıraktım. Çünkü taşıyacak bu sefer kaşarlar eriyince. Sucukları dizdikten sonra aralarına sosis atıyorum. Biraz biber atıyorum. Ben mısırı söylemeyi unuttum. Biraz da mısır. Sizler de arzu ettiğiniz şeyleri sevip çıkartın ya da ekleyebilirsiniz. Mantarları da katıyorum. Üzerine birkaç tane de şöyle renk vermesi için kırmızı biber atacağım. Ve zeytin sadece 3-4 tane şöyle atsam tamamdır. Birinci pizzam hazır artık. Şimdi bunu tepsiye alacağım. Ben şöyle tepsiye getirdim. Siz isterseniz tepsinin içerisinde yapın. Zorlanmayın. ...90 derecelikte fırında bir 20 dakika boyunca ortalama pişireceğim. Zaten baktığınızda pişmediğini anlarsınız. Altından hafif bir kontrol edin. Piştiyse tamamdır. Diğerini fırına attım. Şimdi ben bundan sonra her iki hamuru da aynı şekilde yapıp devam edeceğim. Eğer hamuru birazcık dinlendirirseniz çok daha güzel açılıyor. Yani bir 10 dakika dinlendirmeniz yeterli. Tekrar sostan sürüyorum.
Sonuncu pizzayı da hazırladım. Şimdi fırından çıktıkça tek tek pişireceğim. Sonunda sizlere hepsini göstereceğim. Tüm malzemeleri, kalan malzemelerin hepsini bunun üzerine doldurdum ve bitirdim malzemelerimi. Pizzanın hepsini pişirdim. Sonuncu tepsiyi de fırından çıkardım. Aslında yerken diğer pişerse daha fazla olur ama ben çekim için sizlere göstermek adına hepsini pişirmek zorunda kaldım. Servis edip sizlere gösterip servis edeyim hemen soğumasın. Hamurunu çok ince yapmayın. Şu kalınlık gayet ideal. Altı da gayet güzel pişmiş. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.